Doğu Akdeniz Üniversitesi bir kez daha bir ilke imza atarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sağlık bilimleri fakülteleri ve yüksek okulları dekan ve müdürlerini bir araya topladı. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısının ilki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Salamis Bay County Resort Otel'de başlayan ve 2 gün süren toplantıda sağlık bilimleri eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi yapılırken, sağlık bilimleri fakültelerinin yapılanma süreci de ele alındı. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi 1. toplantısına Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Kaşif de katıldı. Bakan Kaşif toplantının açılış töreninde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çiçeği burnunda bir devlet olarak güçlüklerle kurulduğunu ve zor badireler atlatarak bugünlere geldiğini kaydetti. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısının ilkinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmiş olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kaşif, üniversitelerin gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çekti. Bakan Kaşif, tüm üniversite, fakülte ve yüksek okullarımız hedeflerini koyar ve çalışmalarını devam ettirirlerse ismini söylemekten kaçınan dünya bir gün gelecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismini telaffuz edecektir. İnanıyorum ki o günler çok yakındır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu bir ilkin olması bizler için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler olarak, hükümet olarak bizler için de güzel bir olaydır. Bu olayı gerçekleştirdikleri için de Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni, rektör, dekan ve tabii ki ekibini kutluyorum tekrar. Bu güzellikler her zaman için artık inanıyorum ki bundan sonra her geçen gün daha da olacaktır. Çünkü Sayın Yedek Başkan'ın da söylediği gibi azmetmek lazım, çalışmak lazım. Azmedip hedef koyup çalışırsanız güzellikleri ve dünyaya açılımı yakalarız. Törene katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Denetleme, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Ali Bıçak da ada ülkesi olmasından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasının hizmet sektörüne dayandırıldığını, bu sektörde de turizm ve yüksek öğretimin ilk sırada bulunduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni üniversite adası yapma konusunda hükümet politikaları bulunduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Bıçak, orta ve uzun vadede üniversitelerin rekabet edebilir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Gelip raporunu verdiğini biliyorum. Bu bakımdan Türkiye'den bu kurumları getirirken biz aynı zamanda Amerika'dan işletme programlarını akredite eden ABET kadar saygın, yani mühendislik programlarına giren kurum AACSB'yi Kıbrıs'a getirdik. Açılış konuşmalarının ardından 1. oturum gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hülya Harutoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlarda aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yarı zamanlı öğretim üyelerinden olan Hacettepe, Marmara, Gazi ve 9 Eylül Üniversitelerinin müdür ve dekanlarının sunumları yer aldı. Oturumlarda sağlık bilimleri fakültelerinin yapılanma sürecinin dünü, bugünü ve yarını, sağlık bilimleri fakültelerindeki blogna süreci ve toplam kalite yönetimiyle sağlık bilimlerinde meslek etiği konuları irdelendi. Toplantının 2. gününde ise yapılan oylamalar sonucunda dekanlardan oluşan 5 kişilik bir yürütme kurulu belirlendi. Yürütme Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur, yardımcılığına ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hülya Harutoğlu, danışman olarak da Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Hayran seçildi. Yılda en az bir kez düzenlenecek olan toplantının ikincisinin İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşmesine karar verildi.